Açıkçası ilk 45 dakikayı gördükten sonra Bursa Spor için alınacak bir puan dahi çok değerliyken Batman'dan 3 puanla dönmek muhteşem oldu. Zira bu sonuçla birlikte puanını 22 yapan Timsah, ateş hattından çıkarken, rakibi Batman Petrol Sporu 24 puanda tuttu ve ligin ilk yarısındaki maçı da kazanması nedeniyle her ihtimale karşı ikili averajı da cebine koydu. Bu açıdan da alınan 3 puan çok değerli. Özellikle geçen hafta dramatik bir şekilde Afyonspor ile berabere kalan Bursaspor'un bu travmadan çıkması için Batman'dan galibiyetle dönmesi gerekiyordu. Ancak maça tutuk başlayan yeşil beyazlılar kendi yarı sahasına gömülmüş ve rakibin oyununu kabul etmiş bir şekilde mücadele etti ilk 45 dakikada. İçinde bulunduğumuz psikolojik durumdan olacak ki İsmail Hoca daha 9. dakikada hakemlere şiddetli itirazdan dolayı direkt kırmızı kart gördü. Şunu belirteyim, İsmail Hoca'nın itiraz ettiği pozisyonda Kubilay Sönmez'in ceza sahası içinde formasından çekildiği net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla kesinlikle pozisyon penaltı. Ancak muhteşem, hakemlerimiz bunu ıskaladı. Maça dönecek olursak, soyunma odasına Bursa Spor'un beraberlikle girmesi önemliydi. Zira yeşil beyazlılar, iki pas yapamayan, hücum oyuncuları da oldukça etkisiz bir görüntüdeydi. Açıkçası, daha fazla sorumluluk alınması gerekiyordu. Buna karşılık ilk yarının sonlarına doğru Furkan Emre'nin kafayla çizgiden çıkardığı top bana göre maçın kırılma anıydı. Devre arasında ne konuşuldu bilmiyoruz fakat ikinci yarıda ilk yarıya göre daha farklı başladı Bursa Spor. Ön tarafta daha istekliydi. 54'te Cenk Şahin'in kullandığı kornerde stoper Ertuğrul'un kafa vuruşu ağlarla buluşunca skor avantajı ele geçirildi. Burada asıl önemli olan Bursa Spor'un Golden sonra vereceği reaksiyondu. Geçen haftaki travmanın yeniden yaşanmaması için rakip kalede daha aktif olunması, ikinci golü bulup rahatlaması oldukça ezemdi. Ancak bu olmayınca büyük baskı kuran Batman Petrol Spor'da golü duran toptan buldu. Moraller azalmış, bu maçta da mı puan kaybı olacak derken, yine bir duran topla ikinci gol geldi. İlk golün asistini yapan kaptan Cenk, bu kez serbest vuruşta yaptığı ortayla golün gelmesini sağladı ceza sahası içinde bulunan sahanın en kısası, 16 yaşındaki Mustafa Gencin Batajavari kafa vuruşuyla attığı gol galibiyeti getirdi. Bursa sporlular olarak kalp ritimlerimizin normal olmadığı bu zamanlarda alınan galibiyet moral ve özgüven için çok değerli oldu. Şimdi, Çorum FK ve Sivas Belediye Spor maçından alınacak minimum 4 puan ligin kalanına umutla bakmamızı sağlayacak. Bunun için cumartesi günü Çorum maçında Timsah Park'ın dolması gerekiyor.